Müminlerin her iki dünyada kurtuluşu, Yüce Mevla'nın güzel ismini zikrederek vakitlerini değerlendirmesiyle meydana gelir. Zikrullah'ın dil ve kalpte oluşan lezzetini tarif etmek güçtür. Kalp zikrullah'a alışır, zikir kalbin bir melekesi haline gelirse, doğal olarak beden ve ruh ilahi emirlere kucak açar. Kalp, zikrullah'ın oluşturduğu ritim ile bedene güzel kokular yayar ve zikrullah'ın nuru ile aydınlanır. Zikrullah'a devam eden bir mümin, vücut azalarında bir lezzet, kendisinde bir sıcaklık hisseder ve etrafında saygı ve bağlılık halkası oluşur. İbn-i Seb radıyallahu anh'ın kendisine ait Eş-Şifa kitabında zikrettiği bir rivayete göre, her kim sabah ya da akşam bu duayı okursa, bunun sevabını yazmak 1000 sabah 70 katip meleğini yorar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu kişi üzerinde ödenmemiş hakkı kalmaz. Allah-u Teala onu da ana babasını da affeder. Kıyamet günü o kişi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve ehli beytiyle birlikte haşredilir. Okunacak salavat. Ey Muhammed'in ve Ali Muhammed'in Rabbi olan Allah'ım! Muhammed'e ve Muhammed'in ehli beytine salat et. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi hak ettiği şeyle mükafatlandır. Ey Muhammed'in ve Ali Muhammed'in Rabbi olan Allah! Muhammed'i hak ettiği şeyle mükafatlandır. Tüm zerresiyle zikrullah'a alışmış ve bir an olsun zikrullah'tan gafil olmayan mümin, Kur'an-ı Kerim'de tanımı yapılan Şecere-i Musa gibi Kasas 30, vücudunun tüm azalara Allah diye zikreder. Bu hali kimse duymaz ve anlamaz. Hatta iyi amellerin yazıcısı melekler bile bu hale şahit olamazlar. Bu hal zikreden, zikredilen arasındaki aşkın neticesidir. Seven, sevdiğiyle toplum içinde, kalabalıklar arasında baş başadır. Zikrullah'ın artması ile oluşan tesirler belirginleşir. Ağlamaz olan gözlerden yaş akar. Gönüller geçmiş kusurların pişmanlığı ile inler. Başka insanların kalbinde etkilenme başlar. Yaratandan gelene razı olma, yaratılanı hoş görme özelliği belirir. Sözlerinde doğruluk, fiziki duruşunda iyi ahlak ve güzellik açığa çıkar. Rüyalar farklı olur. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin nur yüzü aynen görünür. Kabe-i Muazzama, Kur'an-ı Kerim, cami ve mescitler, Allah dostu güzel insanlar rüyalarda sıkça görülmeye başlanır. Zikrullah'a devam eden bir müminin vücudu sıhhat, kalbi huzur bulur. Dünya işlerinde küçük sebeplere el atmakla büyük işleri kolayca başarır, işlerinde muvaffak olur. Zikrin hakikati Allah'tan başkasına tamamen unutmaktır. Zikrin hedefi Allah-u Teala olduğu gibi, zikreden de ancak kendisidir. Ancak ve ancak o zatını zikrettirebilir. Mahlukatın haddine mi düşmüştür ki ondan izinsiz zikir gerçekleşebilsin? Allah-u Teala ancak kendi sıfatı ile vasıflanmasına memur kıldığı kuluna kendisini zikretmesini emretmiştir. Yaratılan her varlık kendi rızkı karşılığında o sonsuz zikrullah denizinden kısmetine düşeni alır. Cenab-ı Hak şöyle buyurmuştur: eğer inkar ederseniz şüphesiz Allah size muhtaç değildir. Bununla beraber o kullarının küfrüne razı olmaz. Şayet şükrederseniz sizin için buna razı olur. Bu zavallı nefsinin arzularından razı olup da
Rabbinden gelenlere razı olduğunu zannediyor. Allah'tan gelenlere razı olmak ile nefsin arzularına razı olmak aynı yerde bir araya getirilmeyecek kadar uzaktırlar. İmam Gazali'nin Ebu'l-Feth et-Dımaşkı'ya rahmetullahi aleyhima yazdığı mektupta söylediği şu söz ne güzeldir. Rıza, Allah-u Teala'nın yaptıklarına batınen razı olman ve zahiren onun rızasını kazandıracak şeyleri yapmandır. Şayet kul kendisinden ne kadar rıza hali olduğunu bilmek isterse, bunu başına musibetler, maddi sıkıntılar ve şiddetli hastalıklar geldiğinde anlamaya çalışsın. Rızayı bu durumda bulur veya kaybeder. Zamane insanların aşağı tabakasında olanlarına, size ne oluyor ki ibadetleri terk ediyor ve yasaklanan şeyleri işliyorsunuz denildiğinde çoğu defa, bu Allah-u Teala'nın bizim için hükmettiği ve takdir ettiği şeydir. Bu hususta bizim bir tercihimiz yoktur, biz buna mecbur bırakılmış kullarız dediklerini işitirsin. İşte bu aynıyla Cebriye mezhebinin görüşüdür. Cebriye mezhebinin görüşünü aşıran bu kişiler, dilleriyle söylemeseler bile halleriyle şunu söylemektedirler. Peygamberler göndermekte ve kitaplar indirmekte hiçbir fayda yoktur. İman sahibi olduğunu iddia eden kimseden kendi nefsini kurtarmak için Rabbine karşı nasıl bir delil sadır olabilir? Bu ne şaşılacak bir şeydir? Halbuki bütün mahlukatına karşı kesin delil ancak Allah'ındır. Yine mümin bir kimse nefsi için, eğer Allah dileseydi ne biz ortak koşardık ne de atalarımız, hiçbir şeyi de haram kılmazdık diyen müşriklere benzemeye nasıl razı oluruz? O, müşriklerin bu sözlerine karşılık Allah-u Teala'nın peygamberlerine şöyle buyurmak suretiyle onlara nasıl karşılık verdiğini işitmiyor mu? De ki, yanınızda bize açıklayacağınız bir bilgi var mı? Siz zandan başka bir şeye uymuyorsunuz ve siz sadece yalan söylüyorsunuz. En'am suresi. Sonra müşrikler Allah'a döndüklerinde onun katında bu çürük delillerle delil getirmeleri kendilerine fayda da vermez. Bilakis şöyle derler: Ey Rabbimiz! Azgınlığımız bizi alt etti. Biz sapık bir toplum idik. Rabbimiz, gerçeği gördük ve işittik. Şimdi bizi dünyaya geri döndür ki iyi işler yapalım. Biz artık kesin olarak inandık. Bil ki dua ve duada ısrar etmek rızaya zarar vermez. Aksine bu da rızadandır. Dua kişinin tevhidinin sağlamlığını açığa çıkartırken bu nasıl rızadan olmasın ki? Dua, kulluğun dili, acziyetini, çaresizliğini, zayıflığını ve muhtaç olduğunu kabul etmenin alametidir. Bu vasıfların kendisinde tahakkuk ettiği kimse Allah'ı tanır, ona vasıl olur ve ona çok yakın olma nimetini elde eder.